Aliye Hanım, konuklar geldi efendim. Ne konu? Siz? Adnan Korkmaz. Kim olduğumu biliyorsunuzdur. Adnan, sen... Nurten, sizinle aramızdaki tüm sorunları konuşmak için geldim buraya. Siz benim her şeyimsiniz. Sizin için vazgeçemeyeceğim, ezip geçemeyeceğim hiç kimse yok. Her şey çok güzel olacak. Ben eve, pardon efendim. Ne oluyor abi? Efendim o adamlar geldi. Bu Adnan Korkmaz da Koray. Şu an konaktalar. Demek meydan okuyorsun Adnan Korkmaz ha? Hadi bakalım. Yüreğin kadarı bileğinde kuvvetli mi görelim. Ha siz ne diye benim evime giriyorsunuz? Ha? Şu köpeğini de alın defolun gidin buradan. Hiç sana yakışıyor mu bu hareketler? Efendi efendi konuşmaya geldik şuraya. Akrabayız üstelik. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen derdini polise anlatacaksın. Hemen polis çağır. Emre Bey, fevri davranıyorsunuz. Sakince oturup konuşursak her şeyi çözebiliriz. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Kızın olduğunu biliyordum. Ne kadar da büyümüş. Çok da güzel maşallah. Sakın. Eğer benim kızıma elini sürersen senin oyununu kırarım. Kızını ilk defa görüyorum Emre. Küçük hanım, size daha evvel karşılaştık mı? Yeter. Bu kadarı fazla Meleği korkutuyorsunuz. Hadi gel Meleğim, odama geçelim. Kaygılarını anlıyorum Emre ve saygı duyuyorum. Tabii söz konusu evlatlarımız olunca her şey değişiyor değil mi? Ben de bir baba olarak sana yaşatılanlar için af dilemeye geldim. Yani benim bilgim dışında ufak bir tatsızlık olmuş. Kusura bakma. Hem artık ortağız. Bir aile gibi davranmamız gerek. Değil mi? Ben seninle ortak falan değilim. Emre, Meleği daha fazla korkutmayalım oğlum. Evet. Her şey evlatlarımız için değil mi? Siz dua edin şu an bu evde benim kızım var. Yoksa bu eve girdiğin gibi seni sağ salim bırakmazdım buradan. Bak benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Benim evimden gideceksin ve bir daha buraya gelmeyeceksin. Emre'ciğim, Emre'ciğim lütfen. Rica ediyorum sakin ol. Bak Adnan Bey buraya kadar gelmiş, bir yanlış anlaşılma var diyor. Dinleyelim değil mi? Hani bir anlatsın derdini. Hem demek ki gerçekten ortada böyle bir şey var. Emre'ciğim burada muhatap olmasak bile biz holdingde muhatap olmak zorundayız zaten. Çok fazla savaşamayız değil mi? Değil mi Nurten Hanım? Anlayışınız için minnettarım İlzam. İnanın kimseyi huzursuz etmeyecek burada konuşacaklarım. Böyle ani gelişimin sebebi de bu mevzunun benim için gerçekten çok önemli ve bir sürpriz olması. Tamam. Tamam Adnan Bey. Anlatın. Ne anlatacaksanız şimdi anlatın. Ne istiyorsunuz bizden? Şimdi ben sana su da vereyim. Ama İlcan abla, adamlar evimize kadar geldi. Ya babama bir şey yaparlarsa? İç bir tanem suyunu. İç sen bir tanem. Tamam bir tanem, sakin ol. Bak, hiçbir şey olmayacak. Bana güven, tamam mı? O adamlar gidecek. Sana, bize, kimseye zarar vermeyecekler. Söz veriyorum sana, tamam mı anneciğim? Bak, hem baban sana zarar gelmesine izin verir mi?
Meleğim, sen burada beni bekle. Ben hemen sütünü hazırlayıp geliyorum, tamam mı? Neden geldiniz peşimizden? Ya Meleği korkuttuğunuz yetmedi mi? Bir de odasına kadar giriyorsunuz. Bu ne cüret? Siz bizden ne istiyorsunuz ya? Sizin kaç farklı yüzünüz, kaç farklı hikayeniz var? Her böyle kritik anda karşımıza çıkıyorsunuz. Ya siz kimsiniz? Amacınız ne? Hicran Hanım, ne desem boş biliyorum ama bana inanmak zorundasınız. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Keza patronum Adnan Bey'in de hiçbir şeyden haberi yoktu. Sizden çok özür dilemek istiyorum. Dilemeyin Koray Bey, özür falan dilemeyin. Yeter ki bizden uzak durun. Meleğin daha fazla olumsuz etkilenmesini istemiyorum. İzninizle lütfen. Sadece barış istiyorum. Eski kötü anıları ve ön yargıları bir kenara bırakıp sulh etmek. Sen önce benim kızımı kaçıracaksın. Ben öyle bir emir vermedim. Şimdi sen bizim mekanı basınca bizim çocuklar da öyle kendi kendilerine bir karar vermişler. Biraz ayarsızca davranıp hata etmişler. Melek kızımızı almışlar. Kusura bakma. Aramızda böyle bir husumet olsun istemiyorum. Öyle mi? Sen bu anlattıklarını polise de anlatacaksın. Önce benim kızımı kaçıran köpeklerin hapse girecek. Sen de gerekli cezayı göreceksin. Seni temin ederim. Bir hakimin polisin keseceğinden çok daha büyük cezalar kestim ben onlara. Sizden tek istediğim bu anlamsız savaşın bitmesi. Aksi takdirde hem bizler hem de holdingimiz maddi manevi büyük zararlar görecek. Adnan Bey, rica ederim uzatmayın artık. Şu an bunları konuşmak için hiç doğru bir zaman değil. Herkesin sinirleri çok gergin. Ben iş adamıyım Nurten Hanım. Duygularımla değil, aklımla hareket ederim. Bilirsiniz. Bu sebeple de halanla, pardon, Nurten Hanım'la şu şirketimizin geleceğiyle ilgili aldığımız kararları sana da iletmek istedim. Çok radikal ve pozitif fikirlerimiz var. Değişik sektörlere gireceğiz. Yeter. Ben başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Hemen evimden gidin, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Emre sana... Ya ne istiyorsun Elis? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya adamlar orta yolu bulmak istiyor, savaşı bitirmek istiyor. Sen onlarla bir olup orta yolu bulacağını adamları kovmaktan beter ediyorsun. Rica ederim bak, her şey daha da kötüye gidecek. Benim onların ortaklığına da, onlardan gelecek iyiliğe de ihtiyacım yok Elis. Ne yapacaksın? Savaşacak mısın? Ya rica ediyorum lütfen yapma Emre. Bu adamlar çok tehlikeli. Biliyorum, merak etme. Ben gerekeni yapacağım. Of, ne yaparsam yapayım inadını kıramıyorum. Ama çok az kaldı Emre. O varoş ortadan kalkınca elbet yola geleceksin. Ben size çıkışı göstereyim. İsabet olur Süleyman Efendi. Aliye Hanım. Emre çok genç. Haliyle işin ötesini düşünmeden fevri kararlar verebiliyor. Önemli konularda doğru adımları atmakta biz büyüklere düşüyor. Malum konudan dolayı Nurten Hanım'la bu konuları konuşamıyorum. Sizden bu konuda yardımını istiyorum. Ben nasıl yardım edebilirim ki? İzniniz olursa bu konuda sizinle uygun bir yerde uzun uzun konuşmak isterim. İyi akşamlar Aliye Hanım.